Sayılı günler kala büyük marketlerde toptancılar da Ramazan paketi hazırlama telaşına düştü. Kanal D Haber'de sizin için en ucuz paketi araştırdı. Haydi kalkın komşularım. 11 ayın sultanı Ramazan 19 Temmuz Perşembe akşamı başlıyor. Dostluklar perçinleşecek, sofralar kurulacak, ezanla birlikte iftarlar afiyetle açılacak. Hazırlıklar da şimdiden başladı. Hem marketler hem de toptancılar işe koyuldu. Ramazan paketleri hazırladı. Ramazan paketlerine ilgimiz gayet iyi. 3 gündür satışlarımız hızlandı. İşte o marketlerden biri. Konsepti 3 çeşit Ramazan paketinden oluşuyor. Hem de yarı fiyatına. İşte bereket paketi. İçinde un, şeker, çay, ayçiçek yağı, pirinç, makarna, salça ve tavuk göğsü bulunuyor. Normal fiyatı 39 lira ama 18 liraya satılıyor. Çeşit olarak daha az ve 3-4 günü kapsayacak ihtiyaçları gideriyor. Bu da lezzet paketi. Bereket paketine ilaveler yapılmış. İçinde bezelye, bal ve tahin pekmez de var. Fiyatı ise 32 lira. Lezzet paketimiz de ziyafet ve bereket paketine göre daha orta çeşit ürünlerimiz var. Ama bir yemek sofrasında konulabilecek bakliyatından pirincine ve yağına kadar tüm ana temel maddeleri içeriyor. Ziyafetse Ramazan paketinin en büyüğü. O da lezzet paketine yapılan ilavelerle hazırlandı. Mercimek, çikolata, reçel ve Türk kahvesi konulmuş. Fiyatı da 42 lira. Ziyafet paketimiz en lüks paketimiz. Onda çeşidimiz daha fazla olmakla beraber kahvaltılık ve sahurluk daha fazla ihtiyaç maddesi içeriyor. Tabii Ramazan paketlerine en çok ilgi hayırseverler gösteriyor. Çünkü aldıkları bu paketleri ihtiyacı olan kişilere veriyor. Ve onlar da bu paketlerle Ramazan'ı güzel bir şekilde geçiriyor. Ve burası da Rami Toptancılar Çarşısı. Tabii burada da Ramazan kumanyaları hazırlanıyor. Şu anda önümüzde bir kumanya var. Fiyatı ise tam 34 lira. Peki içinde neler var? 1 kilogram pirinç, 1 kilogram mercimek, 1 kilogram bulgur, 1 kilogram nohut, kuru fasulye, salça, ayçiçek yağı, toz şeker, zeytin, tuz, makarna, çay. Ve dediğimiz gibi bunların fiyatı tam 34 lira. Peki efendim bu kumanyaların dışında başka kumanya da var mı? Şimdi bizim elimizde standart kumanyalar var. Mesela şu anda ben yan tarafa koydum. Peynir isteyen oluyor, reçel isteyen oluyor. Tabii buna göre fiyatlar biraz daha değişiyor. Mesela listemiz var. 50 liraya çıkan var, 60 liraya çıkan var. Peki efendim önümüz Ramazan. Fiyatlarda bir artış var mı? Fiyatlar aşağı yukarı bir seneden beri aynı. Bir artış yok. Ama Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar öyle demedi. Bugün Ramazan öncesi hal, pazar ve market fiyatlarını açıkladı. Sebze, meyve, dana eti, süt, kuru fasulye, kuru üzüm ve soğanın fiyatı arttı dedi.